Herkese günaydın. Güne çok efsane başladık. Hemen size göstermeye gidiyorum. Menemen. Mehmet. Menemen. Tüm kahvaltımız var bugün. Kalperimiz var. Ekmeğimiz var. Ve menemenimiz var. Efsane. O zaman ne diyelim? Cheese. Aynen. Hadi, hadi bismillah. Myanmar'da bir Türk arkadaş bulduk, Mecid Safi. Bir tane de diyor. Bir tık da yiyor. Sağ ol Necip. Abi herkese tekrardan merhabalar. Menemen'in verdiği gazla fırladık şimdi, dedik bir şehri gezelim. 4-5 saat her tarafına yürüyeceğiz Yangon'un. Şimdi Shivagoda tarzı bir pagodaya gideceğiz. Onun önünden geçeceğiz daha doğrusu. Giriş ücretleri falan pahalı. Kaç paraydı kanka? 10.000 kıyat. 10.000 kıyat, 7 dolar. 7 dolar yapıyor. Girmeyeceğiz tabii ki. Ama önünden geçip hikayesini anlattıktan sonra diğer bir pagoda var. Şule, oraya uğrayacağız. Ondan sonra yol üstünde gördüğümüz değişik şeyleri, şehir hayatını, insanları çekip size göstereceğim. Hadi devam edelim. Gitti lan. Çok iyi ya. Yangon'da şehir altı Splinter Usta. Ben hatırlıyorum, bir sefer kafama vurmuştu karga. Bir sefer karga kafama vurmuştu beni. Böyle yemek satan abilerimiz var. Mglaba. Domuz yanında çorba tarzı bir şeyler koymuş. Onları satıyor. Bu abi de sanırım dondurmacı. Şu içerisi insanların büyük parkı diye geçiyor. Bu abimiz dondurma tarzı bir şey satıyor. Bakalım ne satıyor. Mglaba. Meybus. Meybus. Meybus satıyor abi. Burası da çok eski ağaçlardan oluşan insanlar parkı. Neydi Peoples? Bayağı Yangon'un en ünlü, en bakımlı, en güzel insanlar için olan parklarından birisi. Cennetin aşağıdan yukarıdan kapısı. Sokakta satılan pişiler, kafasında tencere taşıyan abiler var Yangon'da. Burası da insanların parkının bir bölümü. Şurası da pagoda zaten. Burası girişi park. Kaldırcınca abi. How much? 300. Gelin. Böyle bir bilet verdiler bize amcamız. Şimdi buradan gireceğiz. Thank you. Amca girdi. Ağlama lan. Bu insanların parkına şu an giriş yaptık. Bakalım önümüze ne çıkacak. Güneş çıktı. Her parkta olan burada da var. Güneşten korunmak için şemsiye koyup takılan çiftler. Çarpılıyordum hasta. Ağacın dibine girip şemsiyeyle takılan. Gördüğünüz her ağacın içinde çiftler var böyle. Hepsinin böyle bir yaklaşınca, konuşunca, ses yapınca böyle bir kımıldama sesleri geliyor. Ben şu tepeden yürüyeyim. Baya böyle her ağacın dibinde şemsiyeli, herkesin de bir şemsiyesi var. Bak burada da. Yıldız Park. Herkes bir köşede yani. Hoşuma gitti. Myanmar'ın şeyi burası kanka. Myanmar'ın mekanı. Myanmar çatlamış. Burada da abla yiyor herkes bir şekilde. Çok iyi ya. Şu an acayip güldüm yani. Bak abla şemsiyeyle kapatmış her yeri. Böyle bir park burası. Bak buradaki abilerimizin de şemsiyeleri var. Bu parka gelen herkesin şemsiyesi var biz haricinde. Bizim de şemsiyemiz yok Mehmet. Şu ağaç köşeleri süper. Hem gölge var hem de şeyi koyuyorlar. Şemsiyeyi koyuyorlar. Sırtı sırtında ağaç, elinde şemsiye, o da oluyor. Çok güzel. Şu an tam Taksim'i anımsadım ya. Şu ortada fişkiye, şu solda o yüksek bir tepe böyle, çay bahçelerinin olduğu yer falan böyle şöyle. Hala öyle mi bilmiyorum gerçi ama. Geniş bir alan. Abi burası Shivagoda. Oraya da döneceğiz, farklı işimiz bitince.
Böyle bir ortam abi burası. Böyle yürüyoruz içeriden ama bir Mehmet'le. Bilmiyorum biz niye buraya. İnsanlar geliyor çıkıyor. Kızların yüzlerinde hala o pudra şeyi var. Neydi onun adı? Trak? Taka mı? Öyle bir şeydi. Şemsiye içerisinde neler dönüyor? Bir ben bilirim, bir Mehmet. Sanırım bu park insan parkı normalde. Fakat insanlar fazla girdiği için insanlar parkı oluyor. Mehmet esprisi. İki kişi girip üç kişi çıkıyor. Aynen, o yüzden people's oluyor işte. People değil. İnsanlar parkı oluyor. Kamera yok, şu kim çekiyor oğlum? Drone mu var? Abi pagoda hala buradan gözüküyor. Tamam gel. Herkes ekmeğinin peşinde abi burada. Aynen, su bu arada 500 kıyat çat diyorlar, 500 çat. Yani 2 lira. Betelnat. Abi ayak üstü yapıyor. Süper sweet. Kahve diyorum lan. Ayak üstü kuş satılır. Burası pagoda. Şimdi yakından görmeye, şey yapmaya çalışacağız. Ayakkabı. Şu abiler ayakkabıyı çıkarıp girdiler ama. Bilmiyorum, dur bakalım. Bu pagodanın girişi, ayakkabıları elimize aldık böyle gidiyoruz ama kimsenin elinde ayakkabı, şunlarda var. Yol şöyle bir. Acayip güzel çiçek kokusu geliyor şunlardan, satıyorlar şey için. Burası ayakkabı için ya. Yürüyüş merdiveni yapmışlar böyle. Kişi başı 10 bin diyor lan, oha. 10 bin diyor burada. Şuradır. Abi burada normal lokal halk. Normal lokal halk direkt yürüyerek geçiyor. Fakat burada bilet ofisi var. 10 bin kıyata kişi başı oradan alıyorlar. Yani 10 binde 7 dolar falan yapıyor buraya girmek için. Millet ayakkabısını da çıkartıyor burada. Burada da ayakkabısı yürüyor. Bak abimiz, polis abimiz. Adam bir takıldı bak. Bizim bir şey olamaz. Şu bulunduğumuz mesafe 10 dolar vermeden gelinebilecek mesafe. Şu içerisi de, yani üst tarafı böyle bir 100 metre ilerisi de 10 dolarla geçebilecek mesafe. Şöyle küçük küçük pagodaların olduğu bir alan burası. Bu da en büyüğü, en önemlisi Shiva Dago. Yangon'daki en ünlü tapınaklardan birisi. Tamamen altın. Tepesinde mücevherler falan sallanıyor. Şu an ben de görüyorum, ışıldıyor. Dedikleri önceki gelen kralların ganimetlerinin asıldığı bir alan. İçerisinde zaten Jedi denen, yani kral mezarı olarak yapılan pagodalar bunlar. Zamanında ölen güçlü kralları içine koyup üzerine altından pagoda yapıyorlar. Burası onlardan biri. Şöyle bir alana girelim şimdi. Burası biraz daha turistik alan. Oh. Pembe monklar görmeye başladı. İlginç. Demin bilet alıp geçmemiz gereken yerin üstündeyiz şu an. Biz nasıl oldu onu anlamadım. Buraya kadar geldik, daha gidemiyoruz. Direkt çağırdılar zaten. Aynen. Kişi başı 10 binmiş. Bundan sonrası işte pagoda oluyor zaten şuradan içerisi. Buradan geri dönelim. ATM falan da varmış, baksana. Pagoda girişlerinde de böyle güvenlik var. Bildiğin sizi şeyden sokuyorlar, makineden böyle. Biz arkadan dönünce hiç görmedik o makineyi bile. Girmedik yani bir şey. Burada da güzel ana giriş sanırım. Şu pembiş monklar çok iyi ya. İçerideki temizlik şeyi. Ayağımızın altına bak. Daha beter oldu, ayakkabı daha temiz. No money. No money. No money. Ürün tipi gördünüz mü? O beyaz şeyler işte, pudra.
burada monklar da dileniyor abi, baksana. Burası normal bir ev. Ve evin önüne içilsin diye su koyuyorlar bu şekilde. Bayağı bildiğin su yani bakınca. Susayan insanlar gelip buradan su içiyor. Bu arada Myanmar'da bu tarz kıyafetler çok yaygın. Normal günlük bir yaşam kıyafeti bunlar. Burası normal bir sokak girişi böyle. Sokağa giriyorum buradan. Şu güvenlik şeyi falan yapmışlar ama içeri terk edilmiş yani. Şurada camlar falan. Burası İngilizlerden kalma bir şehir olduğu için sanırım şu duvarlar güvenlik, İngiliz güvenliği. Sonra onlar gidince yıkmadan normal düzeni aldılar. Abi normal yol buradan düz gidin diyor. Fakat gidecek bir yer yok. Kapatmışlar yani. İçeride insan falan yaşıyor mu o da belli değil. Bence terk edilmiş ya içeriler. Buradan biz yol olan yerden yürüyoruz. Bina ortamı böyle, düzenler böyle ve her tarafta masaj salonları var mesela şurası gibi. İşte Kore restoranları, Japon restoranları, burada hair design. Bir sürü bir şey var yani böyle turistik. Burası Yangon'un merkezi şu an. Biz burada bıldırcınlı bir poğaça mı diyeyim, börek mi diyeyim, bir şey yap. Top top. Burada da böyle yapıyorlar betonat. Her köşede görebilirsiniz betonatçı. How much? Bunda. What's kredi koyup verecek şimdi ama. Thank you. Ah. 1000. Tamam mı? Thank you. I'm food. Thank you. Böyle yolda pişirip kızartıp yağda direkt sunuyorlar yani, direkt veriyorlar. 1000'miş fiyatı da. Şimdi daha bir köprü gibi bir yerden geçeceğiz. Ne oluyor bilmiyorum. Gidelim. Çok acayip şeyler var burada. Ne olduğunu anlamadığım bir sürü bir şey var. Ha bak, tren yolunun üstüymüş burası. Şu brandayı topluyorlar şu an. Tren de alttan geçiyor. Burada tren yolundan yürüyen iki tane abla var, bak şimdi göstereyim size. Bayağı trenin yanından yürüyorlar. Burayı zaten pazara çeviriyorlar. Belli şu an topluyorlar gibi. Şu an bitti işleri. Ablamız yıkıyor son kırıkta. Üst tarafta sanırım yağmura karşı. Cami sesi mi o? Ezan okunuyor şu an bak. Akşam ezan sesini de alabiliyorsanız. Alabiliyorsunuz Budizm'in tapınaklarının olduğu bölgeden. Burası da akşam işanlarının kapandığı. Kapanınca şöyle bir hal alan. Bir pazar. Yine 3-5 güvenlik de var tabi burada. Bu ara ezan sesini aldığımız cami minaresi de şurası. Küçük bir minare var üstünde, minik. Akşam ezanı oradan geldi. Zaten Myanmar'ın içerisinde de Müslümanlar, Myanmarlı Müslümanlar, Budistler, Hristiyanlar, etnik gruplar, küçük küçük bir sürü din üyeleri var. Hinduizm, Hindistanlı. Fakat saygı sevgi çerçevesinde yaşıyorlar normal büyük şehirlerde. Cami demiştim ya şuraya. Hemen şurada da Hinduizm tapınağı. Arada. Şu da Amerikan dini. Zaten halk arasında da mesela başı kapalı Müslümanla Hindu'nun arkadaşlığını ya da Budist'le Müslüman'ın kardeşliğini çok rahat görebiliyorsunuz bu şehirde, Yangon'da.
Fakat Arakan bölgesi için aynı şey diyemiyoruz. Onu oraya gittiğimizde konuşacağız. Tam diyordum Hinduizm. Arkada da hacı görmüşsünüzdür. Ben şimdi gördüm. Hemen şu arkasında da kilise var. Ya yani şurada bildiğin 3-4 din var yani. Kilise, Hinduizm tapınağı, Amerikan yani para dini ve cami, Müslümanlık. Şu an Yangon'un en ortasındayız yani. Böyle 2-3 gökdelenin yan yana olduğu en merkezi yerlerden biri burası. Yangon'un zengin hayatının olduğu yer. İnsanlar pantolon giymeye de başladı. Bak Müslüman amca. Arkada Hindu dayı. Karışık. Bak Müslüman teyze. Myanmar deyince mesela fakir, her yeri fakirdir deyip geçmeyin. Böyle müşterili otelleri de var. Şöyle hemen üst katını da çekeyim. Koca bir bina yani burası. 5 yıldızlı bir otel. En zengin meydan. Direkt Şule Pagoda gözüküyor buradan. Şurası da Yangon'un ortasında bulunan Şule Pagodası. Her yolun çıktığı. Bu da şehir merkezinde patlayan bir itfaiye. Yanıp yanıp sönüyor. 191'miş numara. Abiler de bekliyor önünde, hazır. Abi anlattığım görüntü burada da var. Tam şehrin ortasında pagoda, böyle bir yuvarlak çember yapmışlar. Hemen şu köşede cami. Burası bildiğin cami. Şu arkada da gösteremiyorum ama şunun arkasında bir tane de kilise var. Hatta dönelim etrafından göstereyim yaklaşınca. Da bayağı cami dediğim bak böyle. Pagoda'nın yanı hemen. Süper. Buraya bayağı giriliyor herhalde. Buraya giriliyor, bilesiz galiba. Bayağı pagodanın altında da böyle işanları var. İnsanlar telefon, saat tamirciliği falan. Bak yabancı bir abi var burada. Her şeyi yapıyorlar. Pagoda'nın dibinde. Burası saatçi. Hemen Müslüman bir abi yürüyor. İşte dediğim meydan burasıydı bak. Hemen şu kilise. Bayağı bildiğim parlıyor yani. Şu arkası Agoda, hemen onun arkasında da cami var. Bayağı yani bu meydan 3-4 dinin karışık hali olmuş. Şu yapılar zaten hep Fransa'dan, İngiltere'den kalan yapılar. Şu arkada saat kulesi var, onun önüne de gidelim, gösteririm. Şurada da bir tane meydan var böyle, özgürlük heykeli gibi bir şey. Yani kurtuluş heykeli gibi. Burası da o meydanın girişi. Dediğim heykelin, özgürlük heykelinin olduğu yer. Şu arka saat kulesi. Onu Fransızlar yaptırmış 1800'lü yıllarda. Şu arkadaki. Burayı bilmiyorum. Bu yeni zaten. Okuruz şimdi. Abi dediğim saat kulesi burası. Şimdi size anlatmaya çalıştığım, ya benim anladığım kadarıyla sadece bu meydanda bulunan kilise, cami, pagoda, Budist tapınağı, bunların üçünün birlikte bulunduğu bir alanda, bu dinlere inanan insanların da birlikte yaşadığını düşünürsek, benim görüşüm Myanmar'da din üzerinden bir sıkıntı yok gibi. Yani insanlar bayağı burada her dini yaşıyorlar özgürce. Şu anlık Yangon'da gözüken. Burası abi o meydanın hemen arkasındaki pazar ve burası bulaşıkları yıkadıkları yer. Aynı suyu sabahtan akşama kadar kullanıyorlar aynı şekilde. Burada da var bak. Suyla sıyırıp sıyırıp koyuyorlar. Tabi buna da hastalıklar ortaya çıkıyor bu şekilde. Herkesin ağzından yiyor, içiyor. O şey suya karışıyor, mikrop. O yüzden yemekler Myanmar'da biraz sıkıntılı diye biliyorum, duydum yani. Tabi bu hastalıklar da mesela çoğunun bağışıklığı oluyor artık yani. Artık geçire geçire, ondan ona geçe geçe bütün Myanmar halkının sivrisinekten, yemekten, içmeden, oradan buradan bir bağışıklığı çıkıyor. Fakat yeni gelen turist için en ufak bir bakteri bile yoruyor, yataklara düşürüyor. O bağışıklığı kazana kadar bayağı zor süreçten geçiriyor yani turistler. Aynen.
Thank you, thank you. Daha bu zararlı bir şey değil biliyorsunuz. Yani zararı görüntüde. Bir de kanser falan yapıyor ama öyle hani çok aşırı zararlı bir şey değil yani. Bütün halkın kullandığı bir şey. Ve gördüğünüz gibi Monk sırada bekliyordu. Gülünce de ağzını gördünüz. Zararı o yani. Bu arada abimiz de yapıyor. Thank you. Thank you. Dişlerini gördünüz. Kullanmıyor adam. Dişleri sapasağlam. Turkey, Turkey, yes. Very big country. Yes, very big country. City, I live in Istanbul. Istanbul. Do you know Istanbul? Yes, yeah. I live in. You speak? Kurdish. You're there? Kurdish. I know. Okay, nice. Where are you staying? Sorry? Where are you staying? This way? Yeah. This way. Yes. Oh, I need to visit Islam. Islam. Alhamdulillah, mashallah. Assalamu alaikum. Yes, alaikum salam. Alaikum salam. Okay. Very nice. Nice to meet you. Selam aleyküm. Masjid. Masjid. Ah, okay. Thank you. This leg, this leg. Right. This leg. Okay. Right. Thank you. Isha 7 ah. 5 15. Yeah. Okay. I know. Okay. Selam aleyküm. Aleyküm. Adam Hindistanlı, Myanmarlı Müslüman. Daha doğrusu Pakistan'a bağladı orada. Urdu. Urdu. Yani Pakistanlı. Myanmarlı Müslüman. İşte o dönem oralardan gelen insanlar, göçlerden gelen insanlar. Merhaba. Nereden merhaba gibi. Abimler de burada banka önünde sabaha kadar oturuyorlar bu şekilde. İşler bitene kadar yani banka açılana kadar. Ha bir de aşırı fazla su var böyle kenarlarda. Bildiğin bardak, tas açıp içiyorsun, bırakıyorsun geri. Hayatımda ilk defa böyle bir ülke gördüm su açısından. Değişik yani. Money gram, evet. Para şeylerin hepsinden de var. Bayağı burada da yatıyor. Hayır. Burada da güvenlikler kapı önünde yatıyor. MoneyGram işte, Western Union, şey, bankalar, her şey var. Buradan da Betelnet alıyorlar. Şu köşe bakkalları da çok ilginç. Bu da gerçi Betelnet'çi. Hem içer satıyor hem de Betelnet. Abi burası da Çin mahallesi. Hemen arkada Budist tapınağı bir tane. Çinlerden. Şu zaten kuyumcular, zenginlik falan. Direkt anlarsınız bak bildiğin. 19. sokak diye bir yer var, oraya gidiyoruz şimdi. Kum komple Çin mahallesi içerisinden gidiliyor oraya. Okay, hadi, see you. Tüzdün bari. Bir meyve aldık, 5 tanesi bindi. Yani 70 sen. Nereden baksan yine 708 gram var. Böyle bir şey. Elmaya benziyor ama değil galiba. Tatsız. Teyze bildiğin dükkanı komple taşıyor. Çok iyi. Abi yollarda böyle damacanayla su falan veriyorlar. Çok ilginç. Su bedava yani bildiğin Yangon'da. Şu evin eskiliği var ya. Çok eski. Yaşıyor mu kimse bilmiyorum ama diğer taraftan bir ışık var. Şu bina biraz daha yeni. Burası da sokak sokak ayrılan 20. 21. caddelerden 21.si. 1, 2, 19, 20'ye kadar gidiyor. Abi çek atlayacak ya. Bok atlayacak. Ye. Yok şu sadece USA falan yazıyor. Ama şunlardan biri olabilir yani 5'tir, 5 ya da 3'tir. Abi şehrin fiyatları yazıyor ama tam çıkaramadık. Ama fiyatlar yani 20 TL'yi geçmez. 15-20 TL aralığında bir şey olur yani. Bence daha düşüktür, anlamadık orada. 5-6 liraya falan kesiyorlardı yani.